Merhaba arkadaşlar. Kimya ve Elektrik ünitesinde bu video ile birlikte sizlerle elektrokimyasal pillerden yani pillerden, yani galvanik hücrelerden bunların çalışma prensibinden ve özelliklerinden söz etmeye başlayacağız. Öncelikle neler öğreneceksiniz bu video içerisinde? Piller nasıl çalışır? Özellikleri nelerdir? Çalışırken ne tür değişimler olur? İşte bunları öğreneceksiniz. Biz bunlardan söz ediyor olacağız. Elektrokimyasal piller ya da piller ki bunun diğer adı galvanik hücre. Arkadaşlar bir düzenek hazırlıyoruz. Bakınız bu düzenekte şu gördüğünüz bir pil düzeneğidir. Elektrotlarımız var. Anot ve katot elektrot olmak üzere. Hatta daha önce söyledik ama anot elektrot üzerinde yükselt gelme yani elektron verilmesi gerçekleşecek. Katot elektrot üzerinde indirgenme olayı gerçekleşecek. Bunu yarı hücre üzerinden de söyleyebileceğimizi belirtmiştik. Bakınız elektrotlarımız var. Sonra elektrolit çözeltilerimiz var. Çinko nitrat ve bakır iki nitrat sulu çözeltileri kullanmışız. Sonra sistemde bir tuz köprüsü kullanıyoruz. İki çözelti birbirine bağlıyor. Bir de şurada gördüğünüz bir voltmetre var. Peki neler oluyor? Bu voltmetre tuz köprüsü elektrotlar üzerinde ne tür değişimler gerçekleşiyor? Niye kullanıyoruz? Şimdi tek tek bunları incelemeye başlayalım. Pillerin nasıl çalıştığına klasik bir çinko bakır elektrokimyasal pili üzerinden e, söz edelim. Buna Daniel pili de denir çünkü ilk defa John Frederick Daniel bunun üzerine çalışmış. Şimdi bizim elektrotlarımız var bakınız çinko ve bakır elektrotlar, çinko artı 2 iyonlarını ve bakır artı 2 iyonlarını içeren elektrolit çözeltilerimiz var. Voltmetre tuz köprüsü sistem hazırlanmış ve bize bir bilgi verilmiş. Demiş ki çinko ve bakır metallerinin yükseltgenme potansiyelleri ilişkisi çinkonun daha fazlaymış. Ki yükseltgenme biliyorsunuz elektron verme idi. Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Pekala. Bir de şuna bakalım. Çinko elektron vermeyeli mi daha fazla. Eğer bizim elimizde Çinko artı 2 ve bakır artı 2 iyonları varsa ve bunların indirgenmelerinden bahsediyor olursak yani indirgenme potansiyellerinden. Kimin bileşikten çıkması daha kolay olur arkadaşlar Kim daha kolay elektronunu geri alır, Bakır. Çünkü çinkonun yükseltgenme potansiyeli daha fazla. O yüzden verdiği elektronları bakır artı ikiye göre alma isteği daha az. O zaman bakır artı 2 iyonlarının da indirgenme potansiyeli fazla olur. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sisteme baktığımızda biz ne dedik? Çinkonun elektron verme isteği fazla. Bakır artı 2 iyonlarının da elektron alma isteği fazla. O zaman birinci kapta şöyle bir durum gerçekleşecek arkadaşlar. Birinci kapta Şurada bir boşluk bırakayım. Çinko elektrot yani şuradaki çinko atomları sevgili arkadaşlar kırmızı ile çizeyim. Elektron vererek çözeltiye geçecek çinko artı iki iyonları olarak yani birinci kapta elektron verilme olayı var. Metal atomları elektron veriyorlar çinko artı iki iyonlarına yükseltgeniyorlar diyoruz. Yani burada bir yükseltgenme olayı gerçekleşti. Ve bu elektronlar bu iletken tel aracılığıyla bakır elektrot üzerine geliyor. Ve bakır artı iyonlarının da elektron alma eğilimi fazla olduğu için gelen bu elektronlar ikinci kapta şöyle bir değişime neden oluyor. Bakır artı iki iyonları çözeltide bulunan bakır artı 2 iyonları gidip elektrot üzerine geliyorlar, yapışıyorlar. Ve elektrot üzerinde gelen bu elektronları alarak metalik bakıra indirgeniyorlar. Yani bu kapta da indirgenme olayı gerçekleşiyor. O zaman birinci kapta madem yükseltgenme olayı gerçekleşiyor, birinci kap anot yarı hücresidir. İkinci kapta indirgenme olayı gerçekleştiğine göre ikinci kap katot yarı hücresidir. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Yarı hücre üzerinden söylemeyeceksek çinko anot elektrottur. Bakır ise üzerinde indirgenme gerçekleştiği için sevgili arkadaşlar katot elektrottur. Bunlar bizim Birinci ve ikinci kapta gerçekleşen indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerimiz olarak da söylenebilir. Eğer biz bu iki tepkimeyi toplayacak olursak da sevgili arkadaşlar pil tepkimesini elde ederiz. Bakın iki elektron veriliyor, iki elektron alınıyor. O zaman kalanları toplayalım. Metalik çinko, bakır artı iki iyonları ki daha önceki videolarımızda da vardı bu istemli bir tepkimeydi çinko atomları çinko iyonlarına yükseltgenirken bakır artık iyonları da metalik bakıra indirgiyor. Bu bizim indirgeniyor pil tepkimemizdir. Yani şunları diyeceğiz şimdi. Birinci kabımız bizim anot yarı hücresi ya da çinko anot elektrot. İkinci kabımızda indirgenme var. İndirgenmenin olduğu yarı hücre katot yarı hücresidir ya da bakır katot elektrot olur. Birinci kap anot olduğu için burada yükseltgenme. İkinci kap katot olduğu için burada indirgenme olayı gerçekleşir. Sonra gerekirse alınan verilen elektronu eşitleyeceğiz burada ama eşit zaten. Bu iki yarı tepkimeyi topladığımızda da pil tepkimesini elde ediyoruz. Pekala. Şimdi Çinko'nun anot elektrotu olduğunu söyledik. Bakın birinci kapta şurada bulunan çinko atomları ne yapıyor arkadaşlar? Elektron verip çözeltiye geçiyor. E o zaman zamanla bu elektrottaki çinko atomları iyon halinde çözeltiye geçiyorsa o zaman diyoruz ki anot elektrot için bunun kütlesi zamanla azalır. Yani pil çalıştıkça Çinko atomları iyon halinde çözeltiye geçtiğine göre anot elektrodun kütlesi zamanla azalıyor. Katot elektrota geldiğimizde ise şimdi elektronlar geldi bakır elektrot üzerine buradaki iyonlar gidip bunun üzerinde elektronlarını aldılar. E bakır arttığı iyonları elektron alıp atomik yapıya geçtiğine göre bunun üzerinde ne yapacaktır? Bir birikme olmaya başlayacak. O nedenle de diyoruz ki Pil çalışırken katot elektrodun kütlesi zamanla artar. Çünkü bunun üzerinde metalik bakır birikiyor arkadaşlar. Bu çok genel bir şeydir. Anot elektrodun kütlesi zamanla azalır, katot elektrodun kütlesi zamanla artar. Bir başka şey. Şimdi anotta ne oluyor arkadaşlar? Elektron veriliyor. katotta elektron alınıyor. E o zaman anotta verilen elektron katota doğru geldiğine göre biz bu e, voltmetrenin bağlandığı tele dış devre deriz arkadaşlar. Dış devrede elektronlar anottan katota hareket ederler. Anottan katota hareket ederler. Anotta elektron verildiği, katotta elektron alındığı için. Sistemi incelemeye devam edelim. Ben buraya anot ve katot tepkimelerinde yazarı kaldım. onla vakit kaybetmeyelim diye. Demiştik ki, çinkonun elektron verme isteği, yani aktifliği daha fazla olduğu için burası anot kabımızdı. Yarı hücremizdi. Bu tarafta katot yarı hücremizdi. Ve anot tepkimesine baktığımızda metal atomları, çinko metal atomları elektron vererek yükseltgeniyor. Yani zamanla bu elektrodun kütlesi azalır. Neden? Çünkü bu elektrotu oluşturan atomlar çözeltiye geçerler iyon halinde. Dolayısıyla bu çözelti içerisinde çinko artı 2 iyonları derişimi de arkadaşlar zamanla artar. Sonra elektronların anot elektrottan katot elektrota doğru dış devrede iletildiğini söyledik. Buraya elektronlar geliyor ve katotta çözeltide bulunan bakır artı iki iyonları gidip bakınız gelen elektronları alıp metalik bakıra indirgeniyor ve bu elektrotun üzerinde toplanıyor. O nedenle de bakır elektrotun yani katot elektrodun kütlesi zamanla artıyor. Ve bu esnada çözeltide bulunan bakır artı 2 iyonları indirgeniyor olduğu için bu kapta bakır artı 2 iyonları derişimi azalıyor. Ancak çözeltiler nötral olmak zorundadır. Birinci kapta zamanla çinko artı 2 iyonları derişiminin artması bu kapta bir pozitif yük yoğunluğunun oluşmasına. Bu kapta bakır artı 2 iyonları derişiminin azalması zamanla bu kapta eksi yük yoğunluğunun oluşmasına neden olur ve pil kısa devre yapar çalışmaz. İşte tuz köprüsü bu noktada işin içine giriyor. Aslında tuz köprüsünün arkadaşlar iki işlevi vardır. Bunlar nelerdir dersek. Birincisi yarı hücreler arasındaki yarı hücreler arasındaki elektrik iletimini sağlıyor. Yani devreyi tamamlıyor. Eğer elinitimini sağlar. Tuz köprüsü olmazsa bu pil çalışmaz arkadaşlar. İkincisi de çözeltilerdeki yani yarı hücrelerdeki yük dengesinin bozulmasını engeller. Yarı hücrelerdeki yük dengesinin korunmasını sağlar diyelim. Nasıl sağlar? salar. Arkadaşlar tuz köprüsü dediğimiz şey aslında şöyle bir cam U borusu vardır. Arkadaşlar bu camdan yapılmış U borusunun içerisine bir tuz çözeltisi konulur. İyi çözünen bir tuzun çözeltisi. İşte bu potasyum nitrat sulu çözeltisi olabilir. Potasyum klorür sulu çözeltisi olabilir. Sodyum nitrat, sodyum klorür yani iyi çözülen bir tuzla hazırlanan çözelti. Camdan yapılmış bu u borusun içerisine konulur. Uçları pamukla tıkanır. Sonra her bir e, ucu bir yarı hücreye gelecek şekilde daldırılır. Dolayısıyla bu tuz çözeltisinde anyonlar ki eksi yüklüdür ve katyonlar bulunur. Bunlar da artı yüklü biliyorsunuz. E, dedik ki anotta ne oluyor arkadaşlar? E, çinko artı 2 iyonları şu köşeli parantez iyon iyon derişimi, derişimi demekti arttı. Katotta bu tepkime üzerinden konuştuğumuzda bakır artı iki iyonları derişimi azaldı. O zaman burada anottaki artı yükleri dengelemek için tuz köprüsündeki anyonlar, yani eksi yüklü iyonlar anota hareket ederler. Böylece buradaki artan pozitif yükleri nötrallerler. Katotta ise artı yükler azalmıştı. O yüzden de tuz köprüsündeki katyonlar, katyonlar katota hareket ederler. Böylece buradaki eksilen pozitif yük dengesini sağlarlar. Yani tuz köprüsü hem elektrik iletimini sağlıyor, hem de yarı hücrelerdeki yük dengesini sağlıyor. Anyonlar anota, katyonlar katota giderek her iki çözeltideki yük dengesinin sağlanmasına sağlanmasına olanak sağlıyor. Burada bir de arkadaşlar bakınız bir voltmetremiz var. Voltmetre ile daha ileriki videolarda daha detaylı olarak anlatacağız voltmetrenin ne olduğunu. Basitçe şöyle söyleyeyim. Voltmetre 2 e, hücre yarı hücre arasındaki arasındaki potansiyel farkını gösteriyor. Dediğim gibi şu an bunun üzerine üzerinde durmayacağım. Çünkü bunu ayrıca daha uzun uzun işleyeceğimiz videomuz olacak. Voltmetre ya bu iki metalin yükseltgenme potansiyeller arasındaki farkı ya da iyonların indirgenme potansiyeller arasındaki farkı gösteriyor. Ama daha ileride daha detaylı anlatacağımız bir noktadır bu. Gelin yaptıklarımızı bir toparlayalım. Öncelikle elektrokimyasal pillerde arkadaşlar gerçekleşen değişimler ve tepkimeler istemlidir. Elektron alışverişi kendi kendine olur. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. İster elektrot, ister yarı hücre olarak tanımlansın, anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Elektrolizde de böyledir. Bunu asla unutmayınız. Anot elektrodun kütlesi azalırken, katot elektrodun kütlesi artar. Bu çok genel bir söylemdir. Bunların olmadığı bazı özel tepkimeler de vardır. Onları da inceleyeceğiz zaten. Anotta elektron verildiği, katotta elektron alındığı için elektronlar dış devrede anottan katota doğru hareket eder. Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katota hareket eder. Çözeltilerdeki yük dengesini sağlar. Pil tepkimeleri her zaman için egzotermiktir. Buraya ekleyeceğimiz pillerin bir de şematik olarak gösterimi. Şimdi ben buraya yeni anot ve katot tepkimesini yazdım. Dedim ki biz bu iki tepkimeyi toplarsak eğer pil tepkimesine ulaşıyoruz ya da hücre tepkimesi de denilebilir arkadaşlar. Burada bizim pil tepkimemiz daha önce de yazmıştık ama çinko metali ve bakır artı iki iyonlarının tepkimesi sırasında çinko atomları çinko artı iki iyonlarına yükseltgenirken bakır artı iki iyonları da e, metalik bakıra indirgeniyordu ve bu sırada da hatta enerji açığa çıkar. Çünkü tüm pil tepkimeleri egzotermiktir. Şimdi şematik olarak gösterimi şudur arkadaşlar. Bir anot yarı hücresinde ne olduğunu, bir katot yarı hücresinde ne olduğunu yazacağız. Araya da bir şöyle çift çizgi koyacağız. Aynı kadar çirkin çizdim. Ya da şöyle yapayım. Şimdi anotta ne oluyor bakınız. Çink metalik çinko yani çinko atomları Çinko artıki iyonlarına yükseltgeniyor. Şu yarı hücredeki elektrot ve çözeltideki iyonları gösterir. Onları ayıran çizgidir. Şu yatayda koyduğumuz. Burası anotta olan. Bakınız yükseltgenmeyi gösteriyor. Katotta indirgenme var. Kim indirgeniyor? Çözeltide bulunan bakır artıki iyonları bakır atomlarına indirgeniyor. Bir de anot ve katotu birbirinden ayırmak için farklı bir renkte çizeceğim ama bir çift çizgi koyarız. Bu çift çizgi de tuz köprüsünü belirtir. Yani bu bir pilin arkadaşlar şematik gösterimidir. Anotta yükseltgenmenin olduğu, katotta indirgenmenin olduğu, aradaki çift çizgi de tuz köprüsünü belirtiyor. Şematik olarak gösterimde arkadaşlar. İşte pillerimizin genel sistemi budur. Bundan sonraki videolarda örnekler yapıyor olacağız. Genel olarak pil sistemin nasıl çalıştığından bahsettik dediğim gibi arkadaşlar bundan sonraki birkaç videoda bunların uygulamalarını görebilirsiniz.